Hakan Albayrak Ahmet Hakan'ın yazısı ve AK Parti Genel Merkezi'ne asılan devasa poster. Hürriyet gazetesi yazarlarından Ahmet Hakan Coşkun, FETÖ ve müttefiklerinin askeri darbe teşebbüsü üzerine yazdığı bir yazıda, Mustafa Kemal'in şeyhlik, efendilik, müritlik gibi kavramlarla başının hiç de iyi olmamasını ve dini cemaatlere, dini gruplara, dini oluşumlara mesafeli oluşunu şimdiye kadar yadırgadığını ama bundan böyle yadırgamayacağını artık Mustafa Kemal'i çok iyi anladığını belirtip sen ne büyükmüşsün hey Atatürk dedi ve ekledi. Artık ben de senin kadrini kıymetini bilenlerdenim, ben de anıt kabirini ziyaret edeceğim ben de posterini duvarıma asacağım ve bir şey daha geçen senelerden birinde sırf artistlik olsun diye 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ayağa kalkmamış ve bunu bir marifetmiş gibi bu köşeden cümle aleme ilan etmiştim. Bu 10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe ayağa ilk kalkan olmak için fırlayacağım. Dini hassasiyetler suistimal edilerek milletin ensesinde boza piçirilmesine, insanlar hurafelerle kandırılarak türlü çeşitli fenalıkların işlenmesine isyan mı bu? Öyleyse kendi heykellerini yaptırarak kendi kendini kültleştiren Mustafa Kemal'in, Kemalettin Kamu, Yusuf Ziya Ortaç, Behçet Kemal Çağlar, Yaşar Nabi gibi yoldaşlarının İslam'a haşa alternatif sunmak cehdiyle kurdukları ve gelmiş geçmiş bütün askeri darbecilerin zulüm yolunda tepe tepe kullandıkları Atatürkçülüğün 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe ayağa fırlamak gibi mistik ritüellerine iltifat neyinlesi. Atatürkçülük nasıl bir maneviyatla kurulmuştu hatırlayalım. Kemalettin Kamu ne örümcek ne yosun, ne mucize ne füsun, Kabe Arap'ın olsun bize Çankaya yeter diyordu. Yusuf Ziya Ortaç, Atatürk yoktan var ediyor Tanrı gibi her şeyi diyordu. Behçet Kemal Çağlar, Ey Samsun'da karaya çıkan ilah merhaba diyordu. Aka Gündüz, Atatürk'ün tapkınıyız, her şey odur, her yerde o var diyordu. Yaşar Nabi, motorların şarkısı olsun yeni bestemiz, yeni din ezanları minareler yerine bulutları püskürten bacalardan okunsun, ceddimiz nasıl önce tapardıysa ateşe öyle cumhuriyetle doldurduk kalbimizi diyordu. Betin, Atatürk Ekber, Atatürk Ekber ancak o var Atatürk diyordu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ve askeri idare yahut askeri vesayet dönemlerinde Atatürk'e sığınılarak Atatürkçülük denilerek en korkunç cinayetlerin işlenmesini mümkün kılan atmosfer işte böyle oluşturuldu. Ulu Önder kültü bizzat Mustafa Kemal'in başlattığı Atatürk heykelleri dikme furyası ve o heykellerin önünde saygı duruşu adeti, ebedi şef mistisizmi, 10 Kasım sabahı saat 9'u 5 geçe ayağa fırlama ritüeli vesaire vesaire vesaire. Bu atmosferin bekasına hizmet ediyordu. Atatürk haşa ilah, Atatürkçülük bir nevi din, Atatürk ilke ve inkılapları da mukaddesat olunca gerisi teferruat oluyordu tabi. Hukuk devleti, demokrasi, temel hak ve hürriyetler bir kalemde silinebiliyordu. Ahmet Hakan Coşkun, FETÖ'nün Müslümanlık kisveti altında sergilediği alçaklıkları telin ederken, Atatürkçü cuntaların 27 Mayıs 1960, 12 Mart 1971, 12 Eylül 1980 darbelerinde Atatürk'ün namına yaptıkları işkenceleri ve işledikleri cinayetleri tasvip mi ediyor? Etmiyorsa, ki elbette etmiyordur, bunların dayandığı manevi iklimi besleyerek potansiyel cuntalara niye cesaret veriyor? Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün askeri darbelerin istinadgahı Atatürk, yegane meşruiyet kaynağı Atatürkçülüktür. Nitekim FETÖ ve müttefikleri de 15 Temmuz gecesi askeri darbeye kalkışırken, TRT'de okuttukları bildiri de Yüce Atatürk'ün yoluna bağlılıktan dem vurdular. Bu değirmene su taşımayalım artık. Milli iradenin 15 Temmuz zaferi üzerine AK Parti Genel Merkezi'nin ön cephesine devasa bir Atatürk posteri asmak da bu değirmene su taşımaktır. 15 Temmuz'dan önce asılmayan devasa poster 15 Temmuz'dan sonra niye asıldı? Çünkü milletin ya Allah bismillah Allahu ekber nidalarıyla verdiği mücadeleye ve kazandığı zafere sahip çıkabilmek için bu işi Atatürk'e bağlama mecburiyetini hissedenler var AK Parti'de. O posteri oraya 15 Temmuz'dan sonra asanlar herhalde büyük bir uyanıklık göstererek mevcut ve potansiyel darbecileri offsite'a düşürdüklerini zannediyorlar. Fakat yaptıkları şey siyasette meşruiyetin yegane zemini Atatürkçülüktür, Atatürkçü olmayan hareketler gayri anlayışını beslemekten ve dolayısıyla milli iradeye Atatürkçü müdahaleleri mümkün kılan atmosferin bekasına hizmet etmekten başka bir şey değil. Hakan Albayrak Karar